Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Bu sene sizi çok uğraştırmayacak bir tarhana tarifi vereceğim. Üstelik içine malzemeleri çiğden koyacağız. Bilenler bilirler. Benim tarhanam un misali olur. Önceden ıslatmanıza gerek kalmaz. Aynı hazır çorbalar gibi suyla karıştırıp pişirebilirsiniz. O anda pişirebilirsiniz. Bu şekilde un gibi olmasının bazı püf noktaları var. Onları yine anlatacağım. Teker teker videoladım. Öncelikle hamurunu hazırlamakla işe koyulalım. Dedim ki bir aileye yetecek kadar bir tarhana yoğurayım. Çünkü genelde soruluyor. Yani çok yapıyorsunuz tarhanayı. Bunun yarısını yapsak çünkü bize az gelir, ne kadar malzeme kullanmamız lazım diye. Ben de bir aileye yetecek kadar 3-3,5 kilogram kadar un kullanarak bir tarhana yoğurdum. Böyle sivri etli domates var. Sulu domates kullanmıyorum. Çünkü ne kadar malzemeyi sulu tutarsanız içine o kadar fazla un alacak. Aroması o kadar seyrelecektir. O yüzden böyle etli malzeme seçin. Salçalık biberleriniz de etli olsun. Domateslerimi rondodan geçirdim. Gayet ince bir şekilde geçirdim. Biberlerim var. 4-5 adet kadar yeşil biber ve 1 kilogram kadar da kırmızı salçalık biber kullanıyorum. Dilerseniz yeşil biberleri acı olarak da kullanabilirsiniz. Rondodan yine aynı şekilde geçireceğim ve daha sonra soğanlarımı da aynı şekilde rondodan geçirerek bütün malzemeyi çiğden hazırlayacağım. Daha önce verdiğim birçok tarhana tarifinde malzemeyi ön pişirmeyle pişirip daha sonra unla karıştırıyorduk. Bunda ise çok daha pratik bir yöntem. Üstelik sadece rondo kullanıyoruz. Elinizde çok küçük parçalara da bölebilirsiniz ama epey ince bölmeniz lazım. Örneğin soğanları rendelemeniz lazım eğer rondonuz yoksa. Yeşillik olarak da bir demet kadar dereotu kullanıyorum. Yarım demet kadar da maydanoz yeterli gelecektir. Bir demette naneyi kullanıyorum. Naneyi biraz elle böldükten sonra rondodan da geçireceğim. Çünkü nanenin biraz böyle yağ çıksın istiyorum. Bütün yeşillikleri içine ilave ettikten sonra yoğurma kabıma alacağım. Karıştırma kabıma rondodan geçirdiğim sebzelerimi ilave ediyorum. Üzerine 1 kilogram kadar süzme yoğurt ilave edeceğim. Niye süzme yoğurt kullanılır tarhanada hemen söyleyeyim. Şayet ev yoğurdu kullanırsanız suyuyla birlikte içine aldığınız zaman o suyu zamanla ekşiyecektir. Tarhanaya da ekşi bir tat verecektir. İşte tam da bunu ortadan kaldırmak için, o yumuşak içimi sağlamak için süzme yoğurt kullanıyorum. Evde kaynattığım 3 kilogram kadar sütümün kaymağı vardı. 2 kepçe kadar da kaymak içine ilave ettim. Şayet evinizde kaymağınız yoksa marketten 200 mililitrelik o küçük paketlerdeki kremalardan ilave edebilirsiniz. Ya da hiçbir şey ilave etmeyebilirsiniz. Kremasız da yapabilirsiniz. Ama içine krema koyduğunuz zaman, yani kaymak koyduğunuz zaman o böyle çorbanız çok daha parlak olacaktır. Çok daha içimi yumuşak olacaktır. Salçayı da içine ilave ettim. Hatay'dan gelme böyle güneşte kurumuş güzel bir salçam vardı. Hem rengini hem de kokusunu gerçekten çok etkiliyor. İçine kullandığınız malzemenin kalitesi. İçine şimdi ununu ilave ediyorum. Böyle 3-4 kilogram kadar un başından sonuna kadar ilave ettim. Yani 10 gün boyunca ara ara da göreceksiniz üzerine un ilave edeceğim. Cıvık bir hamur yoğuracağız. Yani bunu isterseniz katı olarak da yoğurursunuz ama o zaman ne olur, aroması azalır. Ne kadar cıvık bir hamurunuz olursa aroması o kadar kuvvetli olacaktır. Şimdi bunu bugün yoğurduğunuz zaman, yani ilk gün yoğurduğunuz zaman, ben şimdi size hemen kıvamını göstereceğim. Gayet böyle koyu kıvamlı gibi gelecek hamur size, böyle poğaça hamuru gibi gelecek. Ama ertesi güne kaldığı zaman bakın bu şekilde gayet koyu kıvamlı gibi bir hamur. Ama ertesi güne kapağını açtığınız zaman böyle ekşi bir koku ile birlikte cıvık bir kıvam sizi karşılayacak. Hamurumu yoğurdum. Üzerine ununu serpeceğim. Kapağını kapatmayacağım. Yani böyle biraz yarım bırakın. Hava alsın hamurunuz. Ya da üzerine bir sofra bezi de örtebilirsiniz. Her hamuru yoğurduğunuz zaman üzerine böyle unluyorum. Bu şekilde çok daha güzel hava alıyor. Şimdi ben size hemen ikinci günkü halini de göstereyim.
Görüyorsunuz hamurum gayet güzel yayılmış. Böyle biraz kabaracak, köpürecek, ekşi bir kokusu olacak. Eğer tarhananızı havasız bırakırsanız böyle bir sineklenme yapar. Gayet normal bir durum. Hiç merak etmeyin, tarhananız bozulmuyor sineklendiği zaman. Bu havasız kaldığına işarettir. Bir sofra beziyle üzerine örtmeyi deneyin. Bırakın üstü kurursa kurusun, içine doğru aldırdığınız zaman ya da unla bu şekilde üzerini kapattığınız zaman bunun da önüne geçebilirsiniz. Bu şekilde 10 gün boyunca her gün karıştırdım. Sizi sıkmamak adına ben sadece birkaç tanesini göstereceğim. Böyle ara ara çektiğim çekimleri göstereceğim. 10 gün boyunca her gün bu maya gazını içinden alın. Böylece tarhananız çok daha güzel olacak, çok daha az ekşi olacaktır. Ve tarhananın 13. gününe geldik. Yarın 14. gün ve bu akşam tuzlama işlemini gerçekleştireceğim. Her tarhana videomda söylüyorum. Tarhanayı çıkarmadan bir akşam önce bol tuzla yoğurursanız işiniz %90 kolaylaşacaktır ertesi gün. Böyle elinizin arasında ufalan tarhanalar olacak. Ben hemen onu göstereceğim. Daha öncesine ne kadar tuz attığımı göstermek istiyorum. 250 gram kadar tuz mutfak terazisinde ölçtüm. 3-4 kilo kadar una yeterli geliyor. 300 grama kadar yolu var. Emin olun tuzlu olmayacaktır tarhananız. Daha pişerken içine tuz ilave edeceksiniz. Bu içine koyduğumuz tuz sadece kolay çıkmasını, tarhananın kolay çıkmasını sağlamıyor. Bunun yanı sıra güvelenmeyi, küflenmeyi engelliyor. Çok iyi kuruttuğunuz zaman artık tarhananızın böceklenme gibi bir sorunu da olmayacaktır. Bakın, tuzla yoğurduktan sonraki hali tamamen o anatomisi değişiyor hamurun. Kolay kopabilen, böyle yağ üzerine çıkan bir hamura dönüşüyor. Elimi de bıraktı. Gördüğünüz gibi ne kadar cıvıktı. İçine hiç un ilave etmedim. Sadece tuzla birlikte yoğurdum ve hamur kendini çok güzel sıktı. Ertesi gün artık çıkmaya hazır. Kapağını yine aralık bir şekilde bırakıyorum. Ertesi gün balkonumda bunu çıkartmaya başlıyorum. Böyle küçük küçük parçalar halinde sofra bezlerinin üzerine yayıyorum. Ne kadar küçük parçalar yayarsanız işiniz o kadar kolaylaşacaktır. İki tane sofra bezinin üzerine tamamen kapladığı tarhana parçacıkları. Şimdi böyle kuvvetli bir güneşte önce bir tarafını, daha sonra da kuruduktan sonra böyle hafif çektikten sonra diğer tarafını çevireceğim ve bu şekilde kurumaya başlayacak. İyi bir kızgın Ağustos güneşinde 1-2 saat kadar bir süreyi alıyor bu zaman. Böyle rüzgarlı bir hava da olabilir. Mutlaka böyle güneşli bir havada tarhananızı çıkartın. Gölgeli bir ortamda, rüzgarsız bir ortamda da kurutun. Bir tarafı kuruyan tarhana parçacıklarımın arkasını çeviriyorum. Gördüğünüz gibi balkonda çeviriyorum. Tekrar söylüyorum, güneşte yapıyorum bu işlemi. Daha önceki tarhana tariflerimde de bunu detaylı olarak göstermiştim. Bu şekilde kuruduktan sonra elinizle ufalamaya başlayabilirsiniz. Elinizle ufalar dereceye geldikten sonraki bu 1-2 saati alıyor. Böyle elinizle nemli olsun, mutlaka nemli olsun. Tarhananız tamamen kurumasın. Yani çok kurursa sizi uğraştırır. Daha sonra içindeki tuz çalışmaya başlıyor işte tam da burada. Bakın, böyle beyazlayana kadar elinizle sofra bezini doğru ovun. Daha sonra un eleğinden geçirin ve adeta bir un haline gelecektir tarhananız. Bu şekilde kuruyana kadar da topaklanmayacaktır.
Genişçe bir un eleğim var. Şimdi ovduğum tarhanaları içine atıyorum ve başlıyorum elemeye. Eledikten sonra üzerinden böyle hafif elimle de bastıracağım. Üzerine kalan tarhanaları aynı şekilde yine sofra bezinin üzerine alıp ovacağım. Bu şekilde yaklaşık bu tarhana 1,5 saat kadar bir sürede tamamen geçti. Ve artık tek sofra bezimin üzerine serdim. Tarhanayı güneşte kurutmuyorum. Asla güneşte kurutmuyorum. Çünkü güneş rengini ve kokusunu alıyor. Tarhanayı bu şekilde geçirdikten sonra mümkünse böyle az nemli bir yerde kurutun. Dışarıda kurutursanız bile rüzgar olmasın, kokusunu uçurur. Üzerine mesela bir sofra bezi yayabilirsiniz. İki tane sofra bezinin arasında kurutabilirsiniz. Ya da boş evinizin bir odasında da kurutabilirsiniz. Ama evi çok fazla ekşi ekşi bir tarhana kokusu alıyor işin açıkçası. Yani o odanız oldukça yoğun bir kokuya maruz kalıyor kuruyana kadar. Kuruduktan sonra artık o böyle ekşi kokusu da uçup gidiyor aslında. Bakın bu şekilde leğenime bütün tarhanayı eledim ve bir tane sofra bezinin üzerine hepsini yaydım. Biraz şöyle bir iki saat kendini çektikten sonra artık rüzgarsız ve mutlaka gölgeli bir ortamda, yani o havanın sıcaklığına göre de değişiklik gösterecektir. Bir iki gün içinde tamamen kuruyacaktır. Eğer kurumadan kaldırırsanız, nemli kaldırırsanız küflenir. O yüzden mutlaka şöyle elinizle tarhanayı sıkın ve böyle kum gibi dağılıyorsa artık kurumuş demektir. Tarhanamı tamamen geçirdim. Bakın bu şekilde şöyle yakın çekimle de göstermeye çalışacağım. Daha önce deneyenler çok ama çok memnun kaldılar. Bu tarhanalardan çok dua aldım. Bakın bu şekilde un gibidir benim tarhanam. Un eleğinden geçirmenin de faydası, makarna eleğinden de geçer ama makarna eleğinden bu kadar ince olmuyor. Un eleğinden geçirin mutlaka bu inceliği yakalamak için. Böyle her gün mutlaka karıştırın, üstüne altına getirin. İki kişi bir olun, iki aileye yapın, iki katını yapın. Bütün sene boyunca afiyetle tüketin. Afiyet olsun, şifa olsun inşallah. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.